Merhabalar değerli arkadaşlar. Ne Değişti video serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Art arda 2 gün üst üste aynı seride yayın yapıyoruz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemine hızlı girdi mevzuat değişiklikleri anlamında. Ve ilk defa sınavlara ilişkin bir yönetmeliğimiz var artık. Burada hem bazı yenilikler geldiğini görüyoruz hem de farklı mevzuatlarda yer alan hükümlerin toparlandığını anlıyoruz. Şimdi hızlıca isterseniz bu mevzuatta neler değişmiş onlara bakalım. Dördüncü maddenin Ç fıkrasında şöyle bir ifade var. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede BEP esas alınır. Buradan acaba bütün kaynaştırma öğrencilerine BEP yapılması gerektiği sonucu mu çıkıyor? Yoksa bazı okullarda yapıldığı gibi akademik eğitimine diğer akranlarıyla beraber devam edemeyen öğrencilere BEP yapılması halinde mi bu hüküm uygulanacak sorusu gündeme gelebiliyor. Ama benim yorumladığım kadarıyla artık kaynaştırma eğitimi alan bütün öğrenciler için BEP yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Farklı bir yorumunuz varsa veya benim gözden kaçırdığımı düşündüğünüz bir husus varsa yorumlarda belirtirseniz hepimiz öğrenmiş oluruz. Beşinci maddede yazılı ve uygulamalı sınavlar vurgulanmış. Deniliyor ki her dersten 2 tane yazılı sınav yapılacak. Ancak eğer ders saati 6'yı geçerse zümrelerde karar alınabilir ve daha fazla sınav yapılabilir denilmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlginç bir şey var burada. İlk defa Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelikle sınav tarihlerini yaklaşık da olsa vermiş. Birinci dönem birinci sınavların Ekim ayı son haftası veya Kasım ayının ilk haftası. Birinci dönem ikinci sınavlarının Aralık ayı son haftası, Ocak ayının ilk haftası. İkinci dönem sınavlarının birincisinin Mart ayı son haftası veya Nisan ayının ilk haftası. İkinci dönem ikinci sınavlarının ise Mayıs ayı son haftası, Haziran ayı ilk haftası yapılacağı hüküm altına alınmış arkadaşlar. Yıllık planlar buna göre hazırlanacak. Öğrencilerimiz de sınav tarihlerinin aşağı yukarı hangi tarihlere geleceğini daha iyi bilebilecekler. Bir de şöyle bir şey var çünkü bizler öğretmenler olarak net sınav tarihlerinde e-okula girmek zorundayız. Bu yönetmelik hükümlerine göre herhalde öğretmenler yakın zamanda e-okula sınav tarihlerini gireceklerdir diye düşünüyorum. Yeni değişikliğe göre birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak yapılacak arkadaşlar. Çünkü niye? Ortak değerlendirme ölçütlerine ulaşabilmek burada önem arz ediyor. Bu gerçekten uygulamada beklenen sonuca ulaştırır mı? Her sınıfla aynı seviyede gidemeyen öğretmen arkadaşlarımız var. Tabii ki yıllık plan doğrultusunda ilerlemesi gerekiyor herkesin. Ama bazen teoriyle pratik arasında farklılıklar söz konusu olabiliyor. Birden fazla şubede okutulan derslerin, sınavların ortak yapılması beraberinde ne gibi yenilikler getirecek? Hep beraber deneyimleyip göreceğiz diyorum arkadaşlar. Yeni değişen şeylerden bir tanesi de şu. Ülkede veya il ilçe genelinde yapılan sınavlar dışında okullarda yapılan sınavların cevapları öğrenciler tarafından oluşturulabilmelidir diyor. Yani diyor ki test yapmayın. Açık uçlu sorular geri gelmiş olabilir. Bu da öğrencilerin kendilerini yazıyla ifade edebilme becerilerini geliştirebilecek bir düzenleme olarak değerlendirilmiş olmalı. Test çocuğu diye bir deyim oluştu biliyorsunuz. Bundan uzaklaştırmaya çalışıyor olabilir Milli Eğitim Bakanlığı bu madde ile. En büyük değişikliklerden bir tanesinin Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı dersleri için geldiğini düşünüyorum. Çünkü burada 4 beceriyi ölçen sınavlar yapılacak. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Yabancı dil sınavları için de bu hüküm altına alınmış ama yabancı dil ağırlıklı okullarda bu tarz sınavlar zaten yapılıyordu. Dolayısıyla bu konuda en çok değişiklik Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı ile ilgili derslerde olacak. Bu öğretmenler ve öğrenciler yeni dönemde bakalım nasıl şeyler deneyimleyecekler. Hep beraber onların da görüşlerini ilerleyen aylarda alabileceğiz. Yeni yönetmelikle beraber okul öncesi kademesi ile ilkokul kademesinde yazılı sınav yapılmayacak arkadaşlar. Bu dönem bitmiş durumda. Yazılı ve uygulamalı sınavlar başlığında il ilçe bazında yapılan ortak sınavlar da dahil şöyle bir hüküm var. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarının değerlendirilmesinde BEP'te yer alan amaçlar esas alınır deniliyor. Şimdi burada şunu mu anlıyoruz? Yani bir yanıyla ilde ilçede
Ortak sınavlar yapılıyor. Fakat BEP'ler de esas alınıyor. O zaman bu BEP yapılan öğrencilerin sınava girip girmemesi de mi bir kararla hüküm altına alınacak ve öğrenciler sınava girecek? Ben buradan böyle bir yorum çıkarıyorum. Bilmem yanılıyor muyum arkadaşlar? Yani benim bir öğrencim var. Kaynaştırma öğrencisi. Bunun ilçe düzeyinde yapılacak ortak sınavlara katılacak akademik beceriye sahip olduğunu ben BEP'te yazarsam veya farklı biçimde karar alırsam öğrenci bu sınava girebilecek diye anlıyorum. Bilmem yanılıyor muyum? Merkezi sistem sınavları ile ilgili 12. maddede şöyle bir ifade var. Genel müdürlüğün uygun gördüğü merkezi sistem sınavları özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleriyle görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu sınav merkezlerinde e-sınav uygulamasıyla yapılabilir. Ayrıca okullarda da basılı veya dijital ortamda sınav yapılabileceği hüküm altına alınmış. Bu bizim için çok önemli, özellikle de körler için. Niye? Çünkü biz artık birisine dikte ederek kağıda yazdırmak suretiyle sınav olmaktan yorulduk. Bu bizim odağımızı kaybetmemize neden olabiliyor. O yüzden bilgisayar sisteminleriyle sınav olma yönteminin mevzuatla hüküm altına alınması bence elimizi kuvvetlendiren bir şeydir. Bunu görme engelli öğrenciler bence okullarında talep etmelidir. Şayet bu şekilde sınava girmek istiyorlarsa. Geleneksel olarak tabir edeceğim yöntem tabii ki geçerliliğini koruyacaktır ve bu şekilde sınava girmek isteyen arkadaşlarımız da gerekli tedbirleri alınarak ölçmeye tabi tutulacaklardır. Ama bilgisayar ortamında sınava girebilmenin her boyutuyla hüküm altına alınması bence kıymetlidir. Yetki ve yönerge ile ilgili bir madde var. Deniliyor ki 22. maddenin ikinci fıkrasında bu yönetmeliğin uygulanması ve diğer hususlar yönerge ve kılavuz ile düzenlenir. Şimdi benim burada söyleyeceğim şeyler var. Böyle bir yönetmelik hazırlanıyor madem ki. Keşke engelli öğrencilere yönelik alınması gereken sınav tedbirleriyle ilgili de kapsamlı bir madde olsaydı. Evet, BEP'e vurgu yapılmış birkaç yerde. Bu tamam. Fakat ek süre, sınav ortamları, alternatif sınav düzenlemeleri gibi birçok tedbirden bahsediyoruz. Evet, bunlar özel eğitimle ilgili mevzuatlarda yer alıyor. Merkezi sınavların kılavuzlarında bulunuyor. Veya burada söylendiği gibi yeni yönergeler, kılavuzlar üretilerek bu haklar korunmaya devam edilebilir. Ama ben madem böyle sınavları kapsayan yeni bir yönetmelik oluşturulmuş, engelli öğrencilere yönelik alınması gereken sınav tedbirlerinin de ayrıntılandırılmasını beklerdim diye bir yorum yapayım videonun son bölümünde. Evet, Ne Değişti serimizin art arda iki bölümüyle sizlerle birlikte olduk. Bu serinin bir sonraki bölümü önemli bir mevzuat değişikliği sonrasında yayınlanacaktır. Bu videoyu beğenerek, yorumlayarak veya paylaşarak destek olabilirsiniz kanalıma. Ayrıca abone olarak hem beni memnun edersiniz hem de bildirimleri açarsanız anlık videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.